Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 9. sınıflar matematik dersi kazanım kavramı 16 testlerinin çözümlerini yapacağız arkadaşlar. Bu testte arkadaşlar üçgende yardımcı elemanlar yani açıortay ve kenarortay ile ilgili yükseklikle ilgili sorular var. İlk soruyla başlayalım, fazla uzatmadan. İlk soruyu okursak şekilde açıortayımız var, yani şu açılar birbirine eşitmiş, diklikler verilmiş. Buna göre AB kaç santimetredir? AB x artı 3 santimetre bize burayı soruyor arkadaşlar. Arkadaşlar açıortayın kollarına aynı noktadan yani bir noktadan dikler çizilirse bu diklerin arkadaşlar dikliğe kadar olan uzaklıkları birbirine eşittir. O zaman 5x eksi 9 eşittir x artı 3 yazacaksınız. X'i buraya aldık. 9'u da buraya artı 9 olarak aldık. 5x'ten x çıktı 4x. Eşittir 12. 12'yi 4'e bölünce x eşittir 3 bulduk. X'i 3 bulunca bize AB'yi soruyordu. AB de x artı 3 yani 3 artı 3 cevabımız 6 yani cevap denizdir. İkinci soruya bakarsak çekirdek ABC üçgeninde ABK ve KBC birbirine eşitmiş. Ayrıca BKC, BCK ve KCA da birbirine eşitmiş. CAB 2 alfa tamam. BKC 3 alfa artı 20 şurayı da alfa vermiş. O zaman burası da alfa olur. Dolayısıyla şurada ikizkenar bir üçgenimiz var. A açısıyla B açısı ikisi de 2 alfa olduğu için birbirine eşit ikizkenar bir üçgenimiz var. Şimdi arkadaşlar üçgende iç açıortayların kesişimiyle oluşan şu aradaki açı yani 3 alfa artı 20 şu üçüncü açı yani tepedeki açı 90 artı 2 alfa bölü 2 ile bulunur. İkiler gitti. Bu alfayı buraya gönderiyorum. Eksi alfa burada 2 alfa kaldı. 20'yi de bu tarafa attım. Eksi 20 derece olarak şurada 70 derece kaldı. 70'i de 2'ye bölün çocuklar. Alfayı bulursunuz 35 derece. Peki alfayı 35 derece biz bulduk. Burası 2 alfaydı. Demek ki burası 70 derece. Bu köşe de 2 alfaydı. Burası da 70 derece. 70, 70, 140 değil mi? 180'den 140'ı çıkarırsanız bu üçgende iki açıyı toplamını çıkarırsanız 180'de 3. açıyı bulursunuz. Yani şu açıyı bulursunuz. Burası da arkadaşlar 40 derece. Zaten bize BCK açısını soruyor. Cevabımız 40. Üçüncü soruya bakalım. Şekildeki ABC üçgeninde diklikler verilmiş. Tamam iki tane. BD ve BC'nin katları verilmiş. AB 6, AC 10. Şurası komple 11'im arkadaşlar. Bu özel bir tip üçgen. 6, 8, 10 üçgeni biliyorsunuz. O zaman şurası komple 8 birim. Buraya 8 yazalım arkadaşlar. Şimdi BC 8 şurası. Karşıda da 8 var. O zaman B'de arkadaşlar 3 olur. Yani şurası 8 olduğu için ve BC de 8 olduğu için BD'de buradaki sayı 3'ü verebilirim. BD'ye 3 yaz. O zaman burası da DC'de 5 olur değil mi? Buraya 5 yazdık. Şimdi arkadaşlar açıortayda şöyle bir özellik vardı hatırlayın. Şurası eğer açıortaysa olup olmadığını bilmiyorum. Önce açıortay olduğunu ispatlayacağım. Kenarların oranı yani 6 bölü 10 eşittir. Şu aşağıdaki açıortayın ayırdığı kısımların oranı yani 3 bölü 5'e eşit olur mu bakalım. 2'ye böldüm. 3'e 5. Evet oranlar birbirine eşit olduğu için arkadaşlar şurası açıortay. Burası açıortay olduğuna göre ilk soruda biliyorsunuz aynı noktadan çizilen diklikler birbirine eşitti. Dolayısıyla burası 6 ise şu kısım da 6 olmak zorunda. Bunlar birbirine eşitti. Tamam 10'du. EC o zaman 4 kaldı. Bize zaten EC'yi soruyordu. Cevap 4. Dördüncü soruya bakacak olursak çekirdek ABC üçgeninde BN ABC açısının açıortaydı. Oldu tamam. AN BC eşitmiş. Yani şunlar birbirine eşitmiş. Tamam. 9 ve 4 verilmiş. Olduğuna göre AN kaçtır? AN x diyelim. Dolayısıyla BC de x demek zorundayız. Zaten birbirine eşit. Yine açıortayın özelliğinden 9 bölü x eşittir x bölü 4. X bölü 4 eşittir. İşler işler yaptık. Buradan x kare eşittir 36. Kaçın karesi 36 çocuklar? 6'nın 2. Cevabımız C olacak. 5. soruda üçgende dış açıortayla ilgili bir soru var. AC üçgeninde açıların eşit olduğunu göstermiş arkadaşlar.
5, 3 ve 6 şekil üzerinde verilmiş. Zaten AB kaçtır? Yani bize burada şu x'i soruyor. Sonra arkadaşlar bu üçgende şu dış açı ortayı kullanıyoruz. Bakın dış açı ortaya yakın. Burada çok şaşırıyorsunuz. Dış açı ortayımız şu. Dış açı ortaya yakın olan üçgenin ilk kenarı 3. 3 bölü 5 diyoruz. Sonra uzak kenarı oranlıyoruz. 3 bölü 5 eşittir. Bu köşeden başlıyoruz arkadaşlar. 6 bölü toplayarak gidiyoruz. 6 bölü 6 artı x. İşler dışlar yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan 3x artı 18 eşittir. 6 kere 5 30. 18'i karşıya atıp çıkarırsak 3x eşittir 12. 12'yi 3'e bölerseniz doğru cevaba gitmiş oluyorsunuz. AB'yi bulduk. 4. Altıncı soruda arkadaşlar bu üçgende hem iç açıortay var hem dış açıortay var. Hem iki kuralı da birebir kullanmak zorundayız arkadaşlar burada. Şimdi ABC üçgeninde açıortaylarımızı vermiş zaten. Şunları anlatmış bize. Uzunlukları vermiş. 6, 6, 3 hep şekil üzerinde yazılmış. BE kaçtır diyor. Arkadaşlar burada bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Önce şu iç açıortayı kullanıyorum şunu. Bu iç açıortayı kullanırken kenarların oranı 6 bölü 3 mü? Yani 6'yı 3'e oranlayın bir kenarda. 2'ye 1 olur mu sadeleştirirseniz? Demek ki arkadaşlar şu aşağıdaki açıortayın ayırdığı kısımlar 2 kata 1 kat olacak. Sonra dış açıortayı kullanıyorum. Yani şu çizgiyi kullanacağım. BD çizgisini. Az önce yapmıştık. 3 bölü 6 eşittir. Yine şöyle aşağıdan gidiyoruz toplayarak. 6 bölü 6 artı 3K yazıyoruz. Bunları sadeleştirin. 1'e 2 işler dışarı yaptık. 6 artı 3K eşittir 12. 3K eşittir 6. 6'yı arkadaşlar 3'e bölerseniz K'yı bulursunuz. K2. K'yı 2 bulduk. Bize BE'yi soruyor. BE 2K değil mi? 2K. K'yı da 2 bulduğumuz için 2 çarpı 2, 4. Evet arkadaşlar üst üste sorular hep 4 çıkıyor. Cevap C oluyor. 7. soru arkadaşlar açıortay değil, üçgende kenarortayla ilgili ağırlık merkezi ile ilgili soru. Soruyu okuyoruz. Şekildeki ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi ve AD BC kenarına ait kenarortaydır. Tamam. AG 3x eksi 4. Şurası 3x eksi 4. G'de x artı 5. Evet. Olduğuna göre G'de kaçtır? G'de şurayı bize soruyor. Şimdi 1'e 2 oran var mıydı? Demek ki arkadaşlar bunun 2 katını alacağız. Bunu 2 ile çarparsak buna eşit demiş oluruz. Yani ağırlık merkezi köşeye bir kenara 2 birim uzaklıktaydı. Pardon düzeltiyorum. Kenara 1 birim köşeye 2 birim uzaklıktaydı. O zaman 3x eksi 4 eşittir. 2 çarpı x artı 5 yapacaksınız. Bu 2'yi dağıttık. 3x eksi 4 eşittir. 2x artı 10. Sayılar bir tarafa, x'ler bir tarafa alırsanız buradan x eşittir 14 bulacaksınız. X'i 14 bulduk. Bize GD'yi soruyor. GD'de arkadaşlar x artı 5 yani 14 artı 5. Cevap 19 oluyor. Adana olacak cevap. 8 soru yine arkadaşlar üçgende ağırlık merkezi ile ilgili bir soru. Şekilde G noktası ABC üçgeninin tamam. E noktası B, G, C üçgenin ağırlık merkezi oldu. Tamam. B de eşittir. D, C bu zaten arkadaşlar eşit olmak zorunda kenarortay olduğu için. G de 8. Şurası 8. A de kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar E noktası şu BGC üçgenin ağırlık merkezi olduğu için yine 1'e 2 oran var. 8'in yarısı 4. Burası 4. Peki GD topladık 12. Yukarıdan aşağı iki katını alacaktık burayı bulmak için AG'yi. O zaman burası AG 24. Bize neyi soruyor? AD'yi soruyor. AD 24 ve 12'yi toplarsak 36 santimetre olacak arkadaşlar. Cevabımız D oluyor. 9. soru. Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezi BG ABD'nin açıortayı. Tamam burası açıortay. Şimdi burası 1'e 2 oran var mıydı? Yani 1'e 2 oran kenarortay olduğu için yani ağırlık merkezi olduğu için. Ayrıca şu aşağıdaki kısımlar birbirine eşittir. Çünkü kenarortay çizmiş. BD eşittir. DC demiş. BD ile arkadaşlar DC birbirine eşit. Olduğuna göre DC bölü AB nedir? Şimdi açıortaydan şurası açıortay olduğu için burası 1'e 2 ise arkadaşlar bu kenar K ise şu kenar 2K olmak zorunda ki açıortayın özelliğinden. Dolayısıyla şurası da K oluyor. O zaman DC arkadaşlar DCK.
AB de 2K, 2K yazdık, saatleştirdik, cevabımız 1 bölü 2 kursa oluyor. 13 soru. Şekildeki ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi ve BA diktir. AD, AD eşittir DC. Yani şunlar birbirine eşitmiş. AD ve DC birbirine eşit. AB 12, GD 4 kök olduğuna göre AG kaçtır? AG şurası arkadaşlar. Burası ağırlık merkezi olduğu için yine 1'e 2 oran var. 4 kök 2'nin 2 katını alıyorum. Şurası 8 kök 2, yani BG 8 kök 2. Topladık burayı arkadaşlar, 12 kök 2. Arkadaşlar bu ABD üçgeninde bir kenar 12. Hipotenüs 12 kök 2 ise arkadaşlar burası ikizkenar dik üçgendir. O zaman şurası 12 diyebilirsiniz. Yani AD. Sonra ikizkenar bir dik üçgen olduğuna göre arkadaşlar ben buradan yükseklik çizeyim. Yükseklik arkadaşlar ikizkenar üçgenin tabanı iki eşit parçaya böler. Burası 12 kök 2 diyelim, değil mi? 12 kök 2 ise 6 kök 2 bu tarafa, 6 kök 2 bu tarafa. Yani burası arkadaşlar 6 kök 2, bu taraf 6 kök 2, buraya 2 kök 2 kaldı. Sonra yükseklik de arkadaşlar ayırdığı parçalara eşit olur. Burası da 6 kök 2. Şu üçgende Pisagor yapalım. Bize şu x'i soruyor. Pisagor yapıyorum. X kare eşittir 6 kök 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi. Yani x kare 36, 72 burası artı 4 çarpı 2, 8, 80 yaptı. X kare 80. Kaçın karesi 80 arkadaşlar? Burası arkadaşlar 16 çarpı 5 olduğu için burası 4 kök 5 olarak yazılır. Cevabımız E olacak. 11. soru. Şekildeki ABC üçgeninde AD ve BE sırasıyla BC ve AC kenarlarına ait kenarortaylardır. FG, FE birbirine eşitmiş. Tamam. O zaman arkadaşlar kenarortaylar çizilmiş. Bu G noktası ağırlık merkezi. 1'e 2 oran var mıydı? Vardı. Demek ki şurası 1 birim. GB 2 birim olduğu için BF de bu 3 parçada birbirine eşit olmuş olur. Buradan AD 27 verilmiş. Tamam. Olduğuna göre GK kaç santimetre? Bize burayı soruyor. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle GC'yi uzatalım. Uzatınca arkadaşlar şu kısımla şu BD ile DC birbirine eşit olur. Dolayısıyla bu üçgende, yani şuradaki üçgende BGC üçgeninde K noktası ağırlık merkezidir. Neden? Şurası kenar ortay. GD de kenar ortay. O zaman ağırlık merkezi. O zaman şöyle diyelim. Şurası A ise burası 2A'dır. Topladık burası 3A. Büyük üçgende G noktası ağırlık merkezi. Burası 3A ise 2 katını alıyoruz. GA da arkadaşlar 6A olur. Topladık 9A. 9A arkadaşlar AD, yani 27'ye eşit. Buradan 3'e 9'a bölerseniz A'yı bulursunuz. 3. GK soruluyordu bize. GK arkadaşlar 2A'ydı. 2 çarpı 3, 6 santimetre olacak cevap. Son soru. Şekildeki ABC üçgende AD ve BE sırasıyla BC ve AC kenarlarına ait kenarortaylar. Dolayısıyla arkadaşlar bakarsanız şekilde bu çizgileri G noktası ağırlık merkezidir. GC 8 santimetre olduğuna göre AB kaçtır? Şimdi bunun uzantısını uzatıyorum. Şu tarafa doğru uzattım. Ağırlık merkezi olduğu için 8'in yarısı burası 4. Şimdi bunlar birbirine eşit mi? Ve bu üçgen dik üçgendir. Dik üçgende arkadaşlar kenarortay çizilirse muhteşem üçlü denilen bağıntı elde edilir. O zaman burası 4, 4, 4. AB kaç oldu? 8 oldu. Bu kolay, soruyu da kolaylıkla bu şekilde çözebilirsiniz. Cevabımız B oldu. Arkadaşlar testimizi bu şekilde bitirdik. 16. kazanım kavrama testini. Diğer kazanım kavrama testlerini de arkadaşlar kanalımızda var. Bunları da izleyebilirsiniz. Takıldığınız sorular olursa çözümlerini yaptık sizler için. Hadi arkadaşlar 9. sınıfa yönelik yazılı sorularını içeren videolarımız da var. Onları da izlerseniz hem yazılımınızı tekrar etmiş olursunuz hem de bir eksiğiniz varsa onu görmüş olursunuz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.